önemli yatırımlardan birisi Şantiye Mahallesi'ndeyiz. Bize şehir hastanesi, 850 yataklı. Dolayısıyla şehir hastanesi bu alanda yapılacak. Burada 3400 metrekare, yani 34 dönümlük bir alan oldu. Yapılıyor. Başlamış ihalesi yapıldı. İnşallah yıl sonunda tamamlanacak. 8 milyon metrekare olduğu taş malzemesi kullanılacak. 8 milyon havaalanıyla kıyasladığım zaman küçük bir rakam. İnşallah 2022 yılı sonunda buna ihtiyacı var bize. Bazı kişiler, bazı hemşehriler, hatta hemşehri olmayıp dışarıdan gönderen insanlar niye burada deniz dolgusu yapılarak bu hastalığı yapılıyor diye eleştirir. Bu eleştirir. Yani bu zaruretten dolgu yapılarak hastanenin yapılması yapılıyor. Denizde de yoksa hastane yapacak alan diye tercih elbette dolgu değil. Buradan alanda yapılır. Dair bir maliyeti var. Hem çevreyle hem bağlantısı hem de dolgu yapmak için maliyeti var. İki ihalesi bir dolgu yapmak için Kurulun Başkanı Bakanlığı altyapı bilimi gerçekleştirdi. İnşallah sağlık tesislerinde, gerekse bulaşım altyapı tesislerinde, havaalanı tesislerinde. Bunların çok büyük değerlendirdiğimizde Türkiye'nin lojistik kapasitesini 20 yıl sahibi önemli ölçüde arttırıyor. Türkiye bu anlamda dünyada önde yer alan ülkelerden biri haline geldi. Yani Avrupa'da birçok ülkeyle konferanslama yapıyor. Alt yapı dolayısıyla imkanlar itibariyle Türkiye'nin ekiplerimiz döneminde 19 servislerinde çok büyük kazanımlar sağlasın. Onda da diğer sorunların var, diğer alanlarda yapılan yerlerler var. Belli bir zamanlarda işte az önce de birkaç saat önce açıklandı gübre fiyatları. Bizim ziraat geçmeyiz.